Herkese merhabalar. Sıfırdan nasıl başlayabiliriz? Edebiyatta konuları temelden üst seviyeye kadar getirirken konuları nasıl öğrenebiliriz şeklinde birçok yorum geliyor. Hocam edebiyatta zorlanıyoruz. Edebiyat hocaları birazcık düşkün not veriyorlar. Siz de edebiyat hocası olarak düşkün not veriyorsunuz gibi yorumlarda çok tatlı cümleler görüyoruz. Arkadaşlar bizler bu konuda sizlere sıfırdan ona edebiyat kitabımızı tavsiye ediyoruz ve bu kitabın hikayesini anlatmak istiyorum. Hocam zaten edebiyat hikayede bunun hikayesi mi olur mu diyeceksiniz? Evet. Bu kitabın bir felsefesi var. Kitapta konuları küçük küçük parçalara böldük. Mesela örnek veriyorum şiir konusu. Şiir konusuna dedik ki biz önce İslamiyet'ten önceki Türk şiirini anlatalım. ...sonra bununla alakalı soru soralım. Geçiş döneminde Kutat Kubili'yi anlatalım... ...sonra bununla alakalı sorular soralım. E i̇şte Divane Lügatü Türk'ü anlatalım... ...bununla alakalı sorular. Halk şiiri, bununla alakalı sorular. Tasavvufi şiir, bununla alakalı sorular. Anonimal şiiri, bununla alakalı sorular. Yani hepsini bitirip bir sürü soru yerine... ...konu soru yöntemiyle ve infografik, resimli tam da sınavda çıkacak şekilde sizlere konuları konu soru şekliyle anlattık ve sorularımızın da temel seviyede olmasına dikkat ettik ki sıfırdan başlayan öğrenciler rahat rahat anlasınlar. E yine yanlış yaparlarsa da karikoda okutarak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan detaylı bir şekilde dinlemelerini sağladık. Sıfırdan kitaplarımızın temel mantığı budur konulara kendiniz gayretli bir şekilde çalışıp en yüksek notlar almak istiyorsanız sıfırdan ona Türk Dili Edebiyatı Tonguç mağazada ya da size en yakın Tonguç Kırtasiyesi'nde sizleri bekliyor arkadaşlar. İnşallah hem üniversite sınavlarında yani AYT'de ve TYT'de hem de okul yazılarınıza en yüksek başarıya ulaşırsınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz.